Güvenilir ve zeki olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bakın bakalım kaç tane sizde var? Çevrenizdeki dostlarınıza, arkadaşlarınıza bakın. Bu özelliklere sahip kaç tane çevrenizde tanıdığınız insan var? Hemen maddelere başlıyorum. Bir, az vaat eder, çok iş yaparlar. Vaat az, iş çok. Çok şey söylüyor, yaptığı hiçbir şey yok. Ya çok önemli bir şey bu. Şunu yaparız, bunu yaparız, bunu yaparız. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yaptığın yok. Onun için söz verdiği zaman verdiği sözden çok daha fazlasını yapma felsefesi. Bu zeki adam, güven veren insan bunu yapar. Ne söylediği değil, söylediğinden daha fazlasını yapma çabası. Ve benim tanıdığım bu tarzda bir müteahhit arkadaş var. Adam verdiği sözlerin daha fazlasını üstünü yapıyor. Ve birçok insan inşaatta satış yapamazken o inşaatta bütün satacağı her şeyi satıyor. Neden? Güveniyor insanlar. Herkes şunu söylüyor. O diyor verdiği sözden fazlasını tutar. Onları söz vermemişti. Bunu yaparım, şunu yaparım. Adam yapıyor. Söz vermediği şeyleri bile yapıyor. Bakın muhteşem bir özellik. Güven vermez mi? Verir. Akıllılık değil mi? Akıllılık. Adamın satma sorunu yok. Akıllıca bir hareket, beklentiden fazlasını vermek. 2. Onlara erişmek ve derdini anlatmak kolaydır. Çok rahat yanına gidersin, derdini anlatırsın, büyüklenme yok. Ulaşılamaz değil, ulaşılabilir bir insan. Kendine yakın hissediyorsun ve aynı zamanda içinden ne geçiriyorsan, ne düşünüyorsan onunla paylaşabiliyorsun. Rahat iletişime geçiren insanlar aynı zamanda sünger gibi bütün verileri toplayan insanlar. Onu dinliyor, onu dinliyor, onu dinliyor. Beklentileri görüyor. O insanları nasıl memnun edeceğini biliyor. Anladınız mı? Veri topluyor. Bunlar verileri toplayan, kendi bünyesinde biriktiren ve bunu akıllıca kullanan insanlar. O güveni verdiği için de çok rahat, güven varsa ikna var, etkileme var, satış var. 3. Alçak gönüllü ve gösterişten uzaktırlar. Görüyor musunuz? Mütevazilik var. Büyüklenme yok. Bakıyorsun tavrı, davranışı, kendinden eminliği, gösterişsiz olması etkiliyor seni. O derinliği hissediyorsun. Güven veriyor adam. Yani göstermelik iş yapmadığı belli bu adamın. Ve böyle bir insana gerçekten herkes güveniyor. 4. Nazik, saygılı ve cömerttirler. Nezaket, saygı, cömertlik. İnsanları büyüler. Bu davranışları gördüğünüz insanlardan etkilenirsiniz. Akıllıca değil mi? Güvenirsiniz. Onun için bu özelliklere sahip olan insanlar çekim gücü oluşturur. Ve çevresindeki insanlar tarafından sevilir, saygı duyulur ve güvenilir. 5. Eleştirilere açıktırlar ve sürekli öğrenirler. Özelliğe bak. Eleştiri beni geliştirir. Övgü beni büyütmez. Eleştiriler beni daha iyiye götürür. Ama birçok insan övgü bekliyor. Övgü bekleyen insan, alkış bekleyen insan belli bir noktadan sonra eksiklerini görmeyen ve eksikleri yüzünden yıkıma giden insandır. Beni ne olur alkışlayın. Herkes alkışladı. Bir sürü hatam var, eksiğim var. Bu seni nereye götürür? Hiçbir yere götürmez. Uçuruma götürür. Ama eleştiriler gerçekten dostlarının, seni seven insanların söylediği uyarılar eğer dikkate alırsan seni uçurumdan kurtarır. Akıllı insan bunun farkındadır ve ona göre hareket eder. Sürekli öğrenir. Ve değişen dünyada sürekli öğrenenler ayakta kalacaktır. Ben zaten süperim, harikayım, mükemmelim diyenler çakılacaktır. Bunun farkında olmak lazım. Bu zeki, akıllı insan işi. Bu 5 madde varsa gerçekten güven veren zeki bir insan var karşınızda. Bakın çevrenizdeki insanları test edin, kendinizi test edin. Bu 5 maddenin kaç tanesi var, kaç tanesi yok. Bu 5 maddeyi not edin ve bu 5 maddeyi hayatınızda uygulamaya çalışın. Benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var, zili de takip edin. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.